Hocama. Ağzınıza sağlık. Hocamız uğurlarken hemen diğer konumu davet etmek istiyorum. Kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı Doktor Hakan Özörnek hocamız geliyor. Geldi bile. Hocam geldi nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Gayet iyiyiz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk olarak dilerseniz doğurganlıkta kadının yaşının öneminin neden önemli olduğunu konuşalım. Çok önemli. Çünkü bir kadın her zaman yumurtalarıyla doğuyor. Yani evet. Annenizden doğduğunuzda bir deponuz var. O depoda da yumurtalarınız var. Ve yaş ilerledikçe de iki şey oluyor. Bir, depoda yumurta sayısı azalıyor. İkincisi de siz yaş aldıkça yumurtalar da yaş alıyor. Evet, yaşlanıyor. Dolayısıyla hem doğal olarak gebelik şansınız gittikçe azalıyor. Hem de tüp bebekte bizim başarı oranlarımız yaşla birlikte giderek azalıyor. Azalıyor. Onun için yaş bizim için en önemli faktörlerden bir tanesi. Peki yumurtalık rezervi nasıl test ediliyor hocam? Şimdi yumurtalık rezervini test etmek için elimizde iki tane şey var. Bir tanesi tüm yumurtalıklarda ne kadar yumurtamızın olduğunu gösteren bir hormonumuz var. Antimüllerian hormon. Antimüllerian hormon adetin herhangi bir zamanında ölçülebilen ve bize yumurtalıklardaki rezervi gösteren bir hormon değeri. Dolayısıyla da... Ama mesela o anda gördüğünüz yumurtalıkların ne zaman vücudunuzu terk edip terk etmeyeceğiyle alakalı kimsenin elinde bir bilgi veya bir şey olamıyor değil mi? Şöyle aşağı yukarı... Bir anda da gidebiliyor mu mesela o yumurta? Şimdi kişiden kişiye harcama oranı farklı olabiliyor ama bu çok farklı da olmuyor. Yani adet boyunca aşağı yukarı 1000 tane yumurta yumurtlanmak üzere harekete geçer. Ve o adet döneminde sadece bir tanesi finish çizgisine varır. Yani 999 tanesini harcarsınız. Ve bir kadın aşağı yukarı hayatı boyunca 400 defa adet görür. Dolayısıyla da aşağı yukarı 400 bin tane yumurta harcar. Evet. Peki tüp bebek tedavisindeki yenilikleri dilerseniz konuşalım. Biz de hem izleyenlerimiz açısından da hem çok merak ediliyor hem belki daha önceden düşünen cesaret edemeyenler varsa artık çok fazla yenilik de var. Bunlardan bahsedelim dilerseniz. Şimdi tüp bebekte iki açıdan yeniliklere bakmak lazım. Bir hasta açısından yani tedavinin yıllar içinde kolaylaşması söz konusu. Süre olarak kısalması söz konusu. Evet. Verdiğimiz ilaçların miktar olarak azalması söz konusu. Ve veriliş yolu olarak da eskiden kalçadan yapılan iğneler yerine artık günümüzde insülin iğnesi şeklinde hastanın kendi uygulayabileceği iğneler şeklinde bir uygulama yapıyoruz. Dolayısıyla da hastanın günlük hayatı bundan etkilenmiyor. Özellikle çalışan anne adayları için bu çok ideal bir konu. Çünkü ilaçlarını istedikleri herhangi bir yerde uygulayabiliyorlar. Mesela kendi bürolarında çalışırken uygulayabiliyorlar. Ve bu sebeple de hastaneye geliş sayıları da son derece azalıyor. Yani toplam 15 günlük bir tedavide genellikle 2 veya 3 kere yarımşar saatlik hastane ziyaretleriyle tedaviyi bitiriyoruz. Bu hastalar açısından olayın gittikçe kolaylaşması. Bizim peki açımızdan sizin baktığımızda da laboratuvar şartlarının gittikçe kompleks ve sofistike hale geldiğini görüyoruz. Buradaki amacımız da en doğru nasıl seçeceğimize, embriyonun neden hoşlandığına, neden hoşlanmadığına, hangi ortamlarda yaşamasının daha onlar açısından olumlu olduğuna taktık. Ve günümüzde geldiğimizde artık şunu çok iyi biliyoruz ki hangi embriyo daha yüksek gebelik oranı verir, bunu seçme şansımız var. Şu anda artık bir aşama daha ileri geçtik. Yapay zeka ile bu embriyoların seçilmesi tabii ki insanın objektif olmayan yaklaşımından çok daha başarılı bir noktaya da götürecek tedaviyi. Bu da tabii ki gebelik oranlarını hep biraz daha yıllar içinde artmasına sebebiyet veriyor. 1993'te ben bu işe başladığımda en iyi gebelik oranı %20 idi. Hastalarımıza %20 gebelik oranı verdiğimizde en yüksek gebelik oranıydı. Şu anda aynı hasta grubundan %70'lerden bahsediyoruz. Belki bundan 3-4 sene sonra yine bir programda buluştuğumuzda %90'lardan da bahsediyor olabileceğiz. Ne güzel, ne güzel olur. Peki tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarında neler yapılabiliyor hocam? Şimdi demin de söyledim. En iyi hasta grubunda %70 başarılıyız. Tersini söylemek gerekirse %30'luk bir gruba ikinci bir defa, bazen üçüncü bir defa daha tedavi yapmamız gerekiyor. Ne kadar istenirse denenebiliyor. İstediğiniz kadar deneyebilirsiniz tabii ki. Burada da artık gözümüzü biraz daha
embriyodan rahme doğru çevirmemiz gerekiyor. Hmm. Yani embriyo ne kadar kaliteli olursa olsun, ne kadar iyi bir embriyo olursa olsun, sonuçta rahim kabul etmediği sürece o embriyonun yerleşmesi pek mümkün değil. İkinci noktada embriyoyu biz şeklen değerlendiriyoruz. Yani yakışıklı mı değil mi ona bakıyoruz. Ama genetik olarak da artık değerlendirme şansımız var. 46 kromozomun hepsine baktığımızda o embriyonun gerçekten genetik açıdan normal olup olmadığını, mesela bir Down sendromuna sahip olup olmadığını daha anne rahmine yerleştirmeden tespit ettiğimiz için tekrarlayan başarısızlığı olan hastalarda bu da mesela çok önemli bir nokta oluyor. Çok genetik tarama testleri önemli hocam değil mi? Evet, bu teknoloji gerçekten yıllar içinde gelişti ve artık bunları yaparak daha sağlam bir embriyo transfer ettiğinizde birincisi gebelik oranlarınızı artırıyor ama daha önemlisi düşük oranlarını azaltıyor. Ne kadar önemli. Çünkü gebe kalmanız önemli değil, o gebeliği taşıyıp doğurmanız da önemli. Sürdürebilmeniz önemli. Bir de tabii ki doğumsal sakatlıkları başından engellemiş oluyorsunuz. Bu da bir diğer avantajı sistemi. Polikistik over sendromunda şu anda tüp bebek başarısının neden yüksek olduğu konuşuluyor hocam. Çünkü polikistik yumurtalı olan hastalar bizim en sevdiğimiz hastalar. Çok yumurtaları çok var. Çok yumurtaları olduğu için esasında biraz ironik ama düzenli yumurtlayamıyorlar. Yani normal bir kadın diyelim ki bir sene 12 ay, 10 ay yumurtlar, 2 ay istirahat eder. Polikistik yumurtalı olan 3 ay yumurtlar, 9 ay istirahat eder. Dolayısıyla da gebe kalma şansları daha düşüktür polikistik yumurtalı olan hastalarda. Bu açıdan birazcık dezavantajlı evet. Ama yumurta... Ama tüp bebek yaptığımızda çok sayıda yumurta elde ediyoruz. Ve bir sefer tüp bebek yaparak mesela 3 tane, 4 tane çocuk yaptığımız aileler var farklı yaşlarda. Çünkü embriyoları donduruyoruz. Dondurduktan sonra bir tanesini bu sene, bir tanesini 2 sene sonra, bir tanesini 3 sene sonra transfer ettiğimizde o aile ne kadar çocuk istiyorsa esasında bir tüp bebek tedavisiyle, Amerikalılar buna one and done diyor. Yani bir kereye de her şeyin halledilmesi. Polikistik over'in en büyük avantajı bu bizler için. Tüp bebekte peki havuz yöntemi nedir hocam? O da tam tersi hasta grubu, yani yumurtası azalmış olan hasta grubunda. Genellikle 40 yaş üstü hasta grubu ama 25 yaşında da yumurtası az olan hastalara uyguladığımız bir yöntem. Orada da yaptığımız şey, embriyo oluşturduktan sonra bir havuz oluşturuyoruz. Yani donduruyoruz onu. Bir tedavi daha yapıyoruz. Artık günümüzde aynı adet döneminde iki sefer tedavi yapıp iki sefer yumurta toplama şansımız var. Bu tabii ki süreyi kısaltıyor. Bir de ilaçların artık etkisinden faydalandığımız için genellikle aynı adet döneminin ikinci döneminde yapılan tedavilerde daha çok yumurta elde etme şansımız oluyor. Ve bu sayede bir havuz oluşturuyoruz. Evet. Bu havuzdan da embriyoları seçerek verdiğimiz için 40 yaş üstünde dahi iyi bir gebelik oranı hastalarımıza sunabiliyoruz. Havuz yöntemi veya biz ona altın yumurta diyoruz gerçekten, çünkü o yumurtalar altın değerinde. Bu programla yaşı ileri olan hastalarda da yüksek oranda gebelik şansı verebiliyoruz. Verebiliyorsunuz. Peki evet. Kadınlarda yumurta sayısının azalmasının en büyük sebepleri neler? Şimdi yaş almaları en tabii önemli ki. Sebep fizyolojik olarak. Ama bunun dışında, mesela bir kanser tedavisi yumurtanın süratle yok olmasına sebebiyet veriyor. Burada radyoterapi olabilir veya ilaç tedavisi, yani kemoterapi olabilir. Yumurtalığa yapılan operasyonlar, özellikle mesela eski yaklaşımımız çikolata kistlerinde önce kisti alalım sonra tüp bebek yapalımdı. Şimdi bu tersine döndü. Önce tüp bebeği yapıyoruz sonra kistin operasyonu yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki çikolata kistini alırken mutlaka yumurtalığın da bir kısmını almak zorundayız teknik olarak. Ama o aldığımız kısımdaki yumurtalara ihtiyacımız olabilir. Dolayısıyla yumurta sayısını işte mümkün olduğunca yüksek bir şekilde iken bu tedavilere başlamak hasta açısından son derece faydalı oluyor. Faydalı oluyor. Embriyo kalitesini yumurta mı yoksa sperm kalitesi mi, sperm hücresi mi etkiliyor? Şimdi şöyle söyleyeyim, yumurta hücresi sperm hücresinin 300 katı büyüklüğündedir. Dolayısıyla zaten hacimlerine baktığınızda kimin daha sorumlu olduğunu anlamak çok mümkün. Embriyo döllendikten sonra, yani yumurta döllendikten sonra, embriyo haline geldikten sonra embriyonun içindeki, yani yumurtanın içindeki enerjiyle, çünkü 6 gün sonra normalde rahme tutunur. 6 gün boyunca yumurtanın içindeki enerjiyle beslenmesine devam eder. Dolayısıyla buradaki sorumluluğun
annede olduğunu, yani yumurta hücresinde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz günümüzde. Yumurta sayısı azsa nasıl bir tedavi uygulanıyor hocam şu anda? Yumurta sayısı azsa, demin de bahsettik kısaca, altın yumurta dediğimiz bir program yapıyoruz. Yani o yumurtaları toplayıp onlarla birlikte bir havuz oluşturuyoruz ve bu havuzdan transferler yaparak hastanın o yumurtaları daha da kaybetmeden, çünkü her adet döneminde bir grup daha yumurtayı kayboluyor ve bizim o yumurtalara ihtiyacımız var. Onlar işte kaybolmadan bir köşede tutarak o havuzdan da sürekli transferler yaparak bunu sağlayabiliyoruz. Peki stresi konuşalım birazcık. Özellikle tüp bebek tedavisi üzerindeki sonucunun üzerindeki etkilerinden çok biraz önemli. Bahsedelim. Çok önemli. Amerika'da bir araştırma yapmışlar. Kalp cerrahisi geçiren bir kişideki stres miktarıyla kısırlık tedavisi gören insanlardaki stres miktarı aynı çıkmış. Dolayısıyla orada da bizde de tüp bebek merkezlerinde tam gün çalışan psikologlar var. Burada hastalara tedavi sırasında desteğin çok yüksek olması gerekiyor. Bu esasında bizim hastalara önerdiğimiz şey, aile içinde bu desteğin de oldukça yüksek olması. Bunu başarabilen aileler var ama tam tersine destek yerine köstek olan aileler de var. Ama bizim işimiz esasında 15 günlük tedavi süresince hastaların morallerini en yüksek noktada tutmak. Stresi tabii ki sıfırlamamız mümkün değil ama ne kadar az da tutarsak tedavi başarısında o kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Yani gebelik oranlarına direkt etki eden faktörlerden bir tanesidir stres. Psikolojik destek de o dönemde çok kesinlikle çok önemli. Kesinlikle çok oldukça stresli bir iş gerçekten. Peki yumurta dondurma işlemi son yıllarda ciddi bir önem çok kazandı. Revaçta, evet. Neden? Çünkü yumurtayı dondurabilmeyi öğrendik. Gerçekten şu anda 100 tane yumurta dondurduğumuzda 99'unu sağlıklı olarak elde edebiliyoruz. Ve bir kadına istediği yaşta anne olma fırsatı verir. Mesela siz 25 yaşındasınız, gerçekten yumurta sayınız az ve daha da evlenmeyi düşünmüyorsunuz. İşte bu insanlar için yumurta dondurmak çok önemli. Çünkü ileride anne olmayı düşlediği zaman belki hiç yumurtası kalmayacak. O zaman da yapılacak hiçbir şey yok. İlk olarak biz bunu kanser tedavisi gören hastalar için öngördük. O hastalarda uyguladık. Daha sonra erken menopoz hastalarında uyguladık. Şu anda yumurtalık kapasitesi düşük olan her hastaya mutlaka bunu öneriyoruz. Gerçekten bunlar hasta değil esasında. İleriye yönelik, ileride çocuğum olsun diye yapılan tırnak içinde bir yatırım olarak görmek lazım. Ne kadar önemli gerçekten. Çok önemli. Bir de laboratuvardaki güvenliğin nasıl sağlandığıyla alakalı güzel haberlerimiz var. Evet, laboratuvarda artık eskiden tabii insan olarak bir kişi iş işlemi yaparken bir kişi şahitlik ederdi ve her iki kişi imza atardı. İşte Ali'nin spermi, Ayşe'nin yumurtası şeklinde. Şu anda tamamen elektronik olarak bunu yapabiliyoruz. Çünkü her hücreyi radyo frekansla işaretleme şansımız var. Ve bu sayede de herhangi bir karışmanın önüne kesinlikle geçilmiş oluyor. Ve daha da iyisi, hastamız bunu kendisi takip edebiliyor. Yani her hastaya bir kart veriyoruz. O karttan onun hücrelerine kim hangi saatte ne gibi bir işlem yaptı, kendisi bunu takip edebildiği için de içleri rahat oluyor. Bizim içimiz gerçekten rahattı ama artık onların da içi rahat. Onun için bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz biz. Kesinlikle. Yumurtalar kaç yıl peki donmuş olarak kalabiliyor? Bu da çok soruluyor hocam. İstediğiniz kadar kalabilir. Yani biyolojik olarak 50 sene saklayabilirsiniz. Ama genellikle 8 ila 10 sene arasında hastalarımız tekrar gelip onu kullanma arzusunda oluyor. Oluyorlar ortalama. Evet. Serum tedavisi. Hocam nedir serum tedavisi? Nasıl yapılır? Neden yapılır? Tekrarlayan başarısızlıklarda önemli sebeplerden bir tanesi rahim içi bağışıklık sisteminin düzenli çalışmaması. Rahim içindeki bağışıklık sistemi vücuttan farklı çalışır. Normal vücudumuzda şöyledir bağışıklık sistemi. Her gelen yabancıyı tanır ve yok eder. Ama rahmin içinde böyle bir şey olsa her türlü embriyonun yok edilmesi lazım. Çünkü embriyo yabancıdır vücuda. Yarısı babadandır genetik olarak. Dolayısıyla orada bir tolerans söz konusudur. Yani embriyonun yabancı olduğunu bilir ama müdahale etmez. O bağışıklık sistemi eğer dengesizse, normal vücut gibi çalışıyorsa, istediğiniz kadar embriyo transfer edin, hasta gebe kalamaz. İşte bunu dengelemek için bir serum tedavisi var. Genellikle transferden 2 gün önce başlıyoruz ve kalp atışını görene kadar 2 haftada bir devam ettiğimiz. Bunun amacı da rahim içindeki bağışıklık sistemini dengeleyip, bak bir embriyo gelecek, sen dikkat et, o esasında bizden mesajı vermek. Pratikte öyle anlatayım ben. Gerçekten çok da işe yaradığını gördük. Yıllar içinde o tekrarlayan 3 kere 4 kere denemiş ama başarılı olamamış hastalarda serum tedavisi yüzümüzü güldüren tedavilerden bir tanesi. Peki Doktor Hakan Özörnek hocama verdiği kıymetli bilgiler için çok teşekkür ederim.
teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ederim, hocam. Sağ olun. Biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra mutfağımızda kebaplarımızı, mezelerimizi sizlere tanıtacağız efendim. Buyurun.